Merhabalar arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Günün hangi saatinde beni izlediğinizi bilmiyorum ama selamlar buradan. Hemen konumuza başlayalım. Malum bizim kanalımızın özelliği şu, lafı çok uzatmadan hemen konuya odaklanıyoruz, konuyu anlatıp bitiriyoruz. Çünkü hepimizin vakti kıymetli diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz, buradaki lise sistemi nasıl? Hemen anlatmaya başlıyorum. Bu konuyu da bize yine Hollandaca öğretmenimiz anlattı. İşlediğimiz konulardan birinde bir bayanın 3-4 tane çocuğu var ve değişik liselere gidiyorlar. O parçadan dolayı bize de lise sistemini anlattı. Ben de anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Burada biliyorsunuz önce çocuklar 4 yaşından 12 yaşına kadar bazı okula gidiyorlar. Bununla ilgili ben bir video çekmiştim. Yani küçük kızımla ilgili ve bu sistemle ilgili bir video çektim diye hatırlıyorum. Ama şimdi ise çocuklar 12 yaşında bazı okulu bitirdikten sonra bir meslek edinene kadar ya da üniversiteye gidene kadar nasıl bir sistem içindeler, hemen onu anlatacağım. Yine önümde bir yardımcı kağıdım var, oraya bakacağım hani hata yapmamak adına. Önce burada 4 tane lise türü var. Çocuk bazı okulda grup 1 ve grup 8'e kadar, grup 1'den grup 8'e kadar eğitim alıyorlar. Grup 8'de, yani o Basisschool'un sonunda Sitotuts denilen bir sınava giriyorlar. Ve sınavın sonrasında hem sınav sonuçları, hem öğrencinin davranışları, hem öğretmenin kanaati birleşerek hepsiyle birlikte öğretmen bu çocukla ilgili karar veriyor. Yani bu çocuk acaba hangi lise türüne gidebilir? Evet. Önce birinci lise türü arkadaşlar, biraz Türkiye'deki ile kıyaslayarak anlatacağım daha kolay anlaşılması için. Birinci lise türü FMBO diye geçiyor. Yani bizdeki meslek lisesi gibi düşünebilirsiniz. Burada bu lise türünde çocuk 4 yıl okuyor. Bu lise türünün özelliği üniversite yolunun kapalı olması. Yani çocuk FMBO dediğimiz meslek lisesine 4 yıl devam ettikten sonra gidebileceği yer MBO dediğimiz bir meslek yüksekokulu. Örneğin oto tamircisi olmak istiyor çocuk. FMBO sonrası MBO'ya giderek oto tamircisi olabiliyor. MBO da arkadaşlar, yani meslek lisesini bitirdikten sonra gideceği meslek yüksekokulu da 1 ila 4 yıl arası değişiyor bölümüne göre. Yani burada pek çok meslek türünü görüyoruz biz. İşte tamirci olabilir, bahçe düzenlemesi olabilir ya da başka bir el becerisi gerektiren bir meslek olabilir. O meslek türü için çocuklar bu lise türüne gidiyor ve üniversite yolu bu meslek grubu için kapalı. İkinci lise türüne geçelim. İkinci lise türü de arkadaşlar HAFO diye geçiyor. HAFO 5 yıl süren bir lise. HAFO'ya giden bir çocuk burayı bitirdikten sonra HBO'ya gidebiliyor. HBO da yüksek meslek okulu diyelim. Yani yüksek meslek grubuna sahip bir okul diyelim. Sonrasında da 4 yıl orada okuyup bir meslek sahibi olabiliyor. Örneğin öğretmenler. Burada öğretmenler mesela bu meslek yüksekokulundan mezun oluyormuş. Yine ne olabilir başka? İşte bir ofis manager, işte ofis yöneticisi gibi bazı meslek grupları bu meslek yüksekokulundan mezun oluyor ve 4 yıl eğitim alıyor ve sonrasında dilerse üniversiteye de gidebiliyor. Yani üniversite yolu bu lise türü için açık. Gelelim 3. lise türüne. 3. lise türü FVO diye geçiyor. Yani sanki bizim Türkiye'deki fen lisesi gibi düşünün arkadaşlar. Başarılı bir lise türü FVO. 6 yıl sürüyor bu lise türü ve sonrasında direkt üniversiteye gidiyor. Yani herhangi bir ara bir okula gitmeksizin direkt üniversiteye gidiyor. Yani şu ana kadar ise 3 tane lise türü saydım. Bu 3 lise türü içinde direkt üniversiteye giden FVO arkadaşlar. Yani bizdeki fen lisesi gibi başarılı bir lise türü diyebiliriz. Son olarak himnazyum arkadaşlar. Bunun ne kadar sürdüğünü öğrenemedim ama en az 3-4 yıl sürdüğünü tahmin ediyorum burada diğer liselere bakarak.
Bu da çok zeki çocukların yer aldığı. Hani bizde Türkiye'de olur ya, çok üstün başarılı çocuklar diye geçer. Bazen onların ayrı eğitim aldığı liseler vardır. Onun gibi düşünelim bu himnazyumu. Himnazyumdaki çocuk da tabii ki doğal olarak direkt üniversiteye gidebiliyor. Burada üniversiteye giden, yani üniversiteyi bitiren meslek grupları neler? İşte bir doktor, işte diş doktoru, mühendis gibi, işte mimar gibi meslekler. Burada direkt üniversiteyi bitiren meslekler. Evet, belki size karışık gibi geldi ama hemen bir özet yapayım. Zaten ben bu isimleri videomun açıklama alanına da ekleyeceğim. Hani sizler için kolay olsun diye. Birinci meslek lise türü FMBO, bir meslek lisesi gibi düşünün, 4 yıl. HAFO, bir daha iyi meslekleri edinebileceğiniz bir lise türü, 5 yıl. FVO 6 yıl, yani direkt üniversiteye gidebileceğiniz gayet iyi bir lise türü. Himnazyumda arkadaşlar yine direkt üniversiteye gidebileceğiniz oldukça başarılı çocukların yer aldığı bir lise. Yani 4 tane lise türü varmış. Bir şey daha anlatacağım ilave. Diyelim ki çocuğunuz HAFO'ya gitmesine karar verdi. Yani ikinci sırada saydığımız liseye gitmesine hoca, öğretmen karar verdi. Fakat siz çocuğunuzun yaşadığı, o son dönemde yaşadığı bazı talihsizliklerden dolayı başarısız olduğunu düşünüyorsunuz ve aslında FVO'ya gidebilecek kabiliyette olduğunu düşünüyorsunuz. İtiraz ediyorsunuz. Geçerli bir itiraz nedeniniz var diyelim. Örneğin son yılda bir kaza geçirdiniz, çok aile olarak üzüntülü bir olay yaşadınız ve benzeri. Bu olumlu olarak dikkate alınırsa çocuğunuz bu sefer öğretmenin dediği gibi HAFO'ya gitmiyor. Bir yıl Brüh Klas dediğimiz bir ara sınıfa alınıyor. Burada çocuğa bir yıl daha şans veriliyormuş. Yani bir yıl daha çocuk işte bazı dersler alıyor, tekrar işte sınavlara giriyor ve sonrasında başarılı olursa o gitmek istediği FVO'ya geçebiliyormuş. Brüh Klas da böyle bu 4 tane lise türünün altında bir yıl böyle eğitim alınan bir geçici yıl diyelim. Ben öyle anladım. Örneğin benim büyük kızım şu an dil öğreniyor ve önümüzdeki yıl o da Brüh Klas'a gidecek. Çünkü şu an benim büyük kızım sadece dil öğrendiği için diğer grup derslerle ilgili başarısı net ölçülemiyor. Çünkü çok az matematik, İngilizce görüyorlar örneğin. Başka derslerin hiçbirini görmüyorlar. Önümüzdeki yıl o da Brüh Klas'a gidecek. Bir yılın sonunda onunla ilgili de karar verilecek. Tabii burayı özellikle büyük yaşta çocuklarıyla gelen aileler için söylüyorum. Tabii mutlaka bazı yıl kayıpları olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle 12-13 yaşındaki bir çocuk için buraya hani örneğin gelecekseniz gayet iyi bir yıl derim. Ama özellikle 15-16 yaşındaki bir çocukla buraya gelinecekse biraz geç kalınmış olabilir. O yüzden biz tam zamanında gelmişiz büyük kızım için. Mutlaka da 1-2 yıl belki kayıpları olabilir ama onu ben çok önemsemiyorum. Burada çünkü insanların şöyle kaygıları yok. Hani işte hangi mesleği seçince çok para kazanır, işte hangisinde daha çabuk işe girer gibi kaygılar yok burada. Burada insanların tek kaygısı hani çocuğum istediği yere girsin, istediği mesleği yapsın. Yani kimsenin bir para endişesi, kaygısı yok. O yüzden o da bizi rahatlatıyor açıkçası. Biz de o yüzden hani 1-2 yıl kayıp olmuş, bunu çok önemsemiyoruz. Burada önemli olan bizim için de şu an büyük kızımın istediği mesleği yapabileceği, severek yapacağı mesleği seçebileceği bir yönde ilerlemesi bizim temennimiz. Evet, umarım sizleri yormadım, karışık anlatmadım. Açıklama alanına da ekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.